Herkese merhaba, yeni bir film önerileri videosuyla daha karşınızdayım. Bu sefer Netflix kataloğundaki çok beğendiğim ve sizlerin de izlemesini istediğim filmleri paylaşacağım. İlginizi çeken filmleri Netflix izleme listenize ekler ve izledikten sonra da yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Hepinizin farklı film zevki olduğu için farklı farklı türlerden filmler seçmeye çalıştım. Bu videoyu faydalı bulursanız diğer film önerileri videolarıma da göz atabilirsiniz. O zaman intro girsin ve video başlasın. Başrollerinde Timothée Chalamet, Robert Pattinson gibi isimlerin yer aldığı The King, bana göre hakkı verilmemiş ortaçağ filmlerinden biri. Shakespeare'in oyunundan uyarlanan The King, tiran bir kral olan babası öldüğünde tahta geçen bir prensi anlatıyor. Dik başlı biri olan prensimiz, kaçtığı o hayatı artık sahiplenmek zorunda kalacaktır. Genç kralın sarayda olup bitenleri yeniden düzenlemesi, babasının ardında bıraktığı savaş ve kaosun altından kalkması gerekir. Çekimleri, senaryosu ve aksiyon sahneleriyle dikkat çeken The King, bana göre Netflix kütüphanesi ...sindeki en iyi ortaçağ filmlerinden biri. Oyuncu kadrosu için ise diyecek pek bir şey yok. Edgar Allan Poe'nun öyküsünden uyarlanan Solgun Mavi Gözler, emekli bir dedektifin West Point Askeri Akademisi'ndeki bir cinayeti çözmeye çalışmasını konu alıyor. Başrolde Christian Bale ve Harry Melling gibi isimlerin yer aldığı film, başarılı sinematografisi, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Özellikle dönem dedektiflik filmlerini sevenler mutlaka henüz izlemediyse izlesin. Başrollerinde Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie gibi isimlerin yer aldığı Promising Young Woman, gelecek vaat ettiği konusunda herkesin hemfikir olduğu ancak acıklı bir olay sonucu geleceği mahvolan Cassie'ye odaklanıyor. Tıp fakültesini bırakmak zorunda kalan genç kadın hala ailesiyle yaşamakta ve bir kahve dükkanında çalışmaktadır. Dışarıdan hayatı durma noktasına gelmiş gibi görünen Cassie ise ikili bir hayat yaşamaktadır ve geceleri yolunun kesiştiği erkeklerden intikam almaktadır. Seri katil filmlerine bir feminist bakış açısına sahip Yetenekli Genç Kadın filmini, aynı zamanda Carey Mulligan'ın da muhteşem oyunculuğunu izlemek isteyenler bu filmi kaçırmasın. Daniel Craig'in James Bond olmasını sağlamış Layer Cake filmi, bir uyuşturucu tüccarın hayatını konu alıyor. İngiliz suç dünyasında geçen filmde zengin bir emekliye son bir iş yapmak için anlaşan tüccarın işleri planladığı gibi gitmeyen ve olayların karmakarışık bir hal aldığı öykülerden biri. Film akıcı senaryosu, iyi oyunculukları ve etkileyici görsel stiliyle Matthew Vaughn'un hakkı verilmeyen filmlerinden biri. Suç aksiyon filmi sevenler bu filmi henüz izlemediyse artık izlesin. Nicolas Cage'in başrolünde yer aldığı 8mm, bir adamın kaybolan bir genç kızın son derece rahatsız edici bir kasetini bulmasıyla ve o videoyu çekenleri bulmaya çalışması hikayesini anlatıyor. Film izleyicileri adım adım keşfedilen korkunç gerçeklerle rahatsız ederken sürükleyici hikayesi ve sinematografisiyle de büyüleyici bir deneyim sunuyor. Psikolojik gerilim sevenler 8mm filmini henüz izlemediyse mutlaka izlesin. Eddie Murphy'nin başrolünde yer aldığı Dolemite Is My Name gerçek bir hayat hikayesini konu alıyor. Film bir komedyenin kendini Dolemite olarak tanımlayan karakteri yaratmasını ve bu karakterle popülerlik kazanmasını anlatıyor. Eddie Murphy'nin mükemmel performansı ve zekice senaryosuyla Dolemite Is My Name izleyicilere keyifli bir deneyim sunuyor. Hem biyografi hem de komedi severlerin bence göz atması gereken bir film Dolemite Is My Name. The Guilty, bir 911 çağrı merkezi görevlisinin bir çağrı sırasında yaşadığı olayları konu alıyor. Jake Gyllenhaal'ın başrolünde yer aldığı film, sadece tek mekanda geçmesine rağmen izleyicileri yakalayan bir gerilim filmi. Gyllenhaal'ın performansı ve filmdeki gerilim dolu anlar, The Guilty'nin izleyiciyi ekran başına kitleyen bir film olmasını sağlıyor. Training Day, Southpaw gibi filmlerin yönetmeni Antoine Fuqua, her filminde olduğu gibi sonuna kadar sürükleyen başarılı bir hikayeye imza atmış. Adam Sandler'ın başrolünde oynadığı spor filmi Hustle, bir yetenek avcısının hayatına odaklanıyor. Bir basketbol kulübü için yetenek avcılığı yapan Adam Sandler, haksız yere işinden kovulmasının ardından yurt dışında yetenekli bir basketbolcu keşfine çıkar. Bu esnada İspanya'da çok büyük yeteneğe sahip bir çocukla tanışır ve onun NBA'de başarılı olabileceğini kanıtlamak için onu ABD'ye getirmeye karar verir. Motivasyon depolayan hikayesi, antrenman sekansları ile bence yakın dönemin başarılı spor filmlerinden biri olmayı başarıyor hasıl. Motivasyon arayanlar ve spor filmlerinden keyif alanların henüz izlemediyse izlemesi gerektiğini düşündüğüm bir film hasıl. Richard Gere ve Edward Norton'ın başrollerini paylaştığı Primal Fear, bir rahibin öldürülmesi davasını ele alıyor. Edward Norton'ın canlandırdığı karakterin suçlu mu yoksa masum mu olduğunu öğrenmeye çalıştığımız hikaye, finaline kadar soluksuz izleten ve yavaş yavaş izleyiciyi kendi içine çeken filmlerden. Zekice yazılmış senaryosu ve oyunculuklarıyla Primal Fear, gerilim sevenler için kesinlikle tavsiye edilebilecek bir film.
Identity bir grup yabancının bir motelde mahsur kalması ve gizemli bir şekilde öldürülmeleri konusunu ele alıyor. Film kendisini yavaş yavaş içine çeken ve sırlarını yavaş yavaş açığa çıkaran filmlerden. John Cusack ve Ray Liotta gibi usta oyuncuların da performansları bu filmi kat be kat daha güzel kılıyor. Psikoloji alanında harika bir test sunan kimlik filmi. Hala izlemediyseniz artık izlemelisiniz. Daha fazla film önerileri arıyorsanız bu kartın üzerine tıklayabilir ve videoyu beğendiyseniz de beğeni bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.